Hardware Plus'tan herkese selamlar. 221. Cuma raporuyla aynı zamanda Ağustos ayının son Cuma raporuyla beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Alman hükümetini bekliyorum. Haftaya Cuma. Hala yok. Yok. Yani ya bugün ya pazartesi gelmesi lazım. Demek yoksa... istemiyorlar seni. Zorlama. Olabilir. Zaten artmış bu arada. Dün de bir haber gördüm. Ret oranları Türkiye'deki böyle 2-3'ten %20'lere dayanmış. Yani bu tabii ki Türkiye'nin kendi sosyoekonomik şeyiyle, ne derler, durumuyla alakalı bir hikaye. Yoksa özellikle Aydoğan Aykanat'ı istemiyoruz falan diyeceklerini sanmıyorum. Bilmiyorum acaba. Ama abi ya da hani seni geçirseydiler iyi olurdu. Ya da senin vizen keşke biraz daha uzun süreli, bir önceki aldığın vize biraz daha uzun süreli olsaydı da bu sorunu yaşamasaydın iyi olurdu. Evet, kesinlikle. Çünkü senin durumun belli olmadığı için ben de plan yapamıyorum şu anda. Öyle bir şey var. Ben yedek kıta olarak pazartesi günü şey belli olacak yani. O uçak kimin bineceği belli olacak. Hadi bakalım, ben tatile gideceğim, o yüzden gidemiyorum yani. Ben de aynısıydı bu arada. Hani şey belli olsaydı ona göre kendime bir tatil ayarlamayı planlıyordum. Ben de şu anda ayarlayamıyorum ne olacak ne bitecek diye. Bakalım ama. Yani önümüzdeki hafta Cuma raporunda ben olursam gidememişim oluyor. Ersin abi olmaz da işte Eren olursa vesaire gidebilmişim oluyor. O belli olacak zaten. İFA videoları geliyorsa oradan anlaşılır. Hadi bakalım, geç şu senin konuda be. Hemen geçiyorum. Biliyorsunuz zaten bu haftanın belki de en bomba haberi diyebileceğimiz durumda. Daha öncesinde özellikle internetten bir telefon, tablet, bir şey, bir ürün aldığınızda ürünle cayma hakkı dediğimiz bir durum vardı ve siz kutusunu açmış olsanız bile ben bunu beğenmedim. Da, aynen. Beğenmedim. Almaktan vazgeçtim. Hatta hani bunu özellikle kıyafetlerde nasıl oluyordu? Sana nasıl yakışacağını bilmiyorsun. İşte beden ölçüleri değişiyor. Bazıları işte oversize dediğimiz oluyor. Bazıları slim fit oluyor. İki yakın şeyi alıp işte M ve L'yi alıyorsun. Mesela ben de o durumları çok yaşıyorum. Hangisi uyuyorsa onu alıp diğerini iade etme gibi bir hakkım vardı. Hatta ama. Hatta insanlar şunu yapıyordu. Satın almayacak olsalar bile bir yan şeyin siparişini veriyorlardı. Deneyip bakıyorlardı. Hı hı. Sonra satın alacağı belli olan bir gömleği, bir tişörtü, bir pantolonu tutup geri kalanını iade ediyorlardı. Evet. Şimdi ise telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerdeki bu cayma hakkı kaldırıldı. Yani siz diyelim işte Xiaomi 12 Pro sipariş ettiniz. Size teslim edildi. Kutusunu açmadınız, iade etmek istiyorsunuz. Bu hak artık yok. Yok. Yani artık ben bunu almaktan vazgeçtim. Beğenmedim. Daha ucuza başka bir yerde buldum falan gibi şeyler söyleyemiyorsun, evet, artık. Kesinlikle. Yapamıyorsun. Şimdi biz bu hikayeyi çok konuştuk hafta içi burada ofiste. Bu arada 1 Ekim'de başlayacak. Onu sosyal medyada da çok konuşuldu, evet. Bu. Ama arkadaşlarımız dikkat ettiler mi bilmiyorum. Elektronik satış platformlarının hiçbirisi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar henüz. Evet. Ben geride bıraktığımız günlerde Türkiye'deki en büyük elektronik ticaret yapan şirketlerin tamamına 3 tane soru sordum ve bu 3 soruyu cevaplandırabilecek eğer bir yöneticileri varsa buyursun gelsin bizim stüdyomuza bir video çekelim dedim. Hatta o sorulardan hangi 3 tane soruyu sorduğumu da şey yapalım, ne derler. Burada bir tanesinde çünkü çok yakın bir şey olduğu için, ne derler, arkadaşım olduğu için WhatsApp'tan gönderdim soruları. Farem olmadığı için zor kullanıyorum bilgisayarı. O zaman abi ben o süreçte diğer şeyleri söyleyeyim. Şu anda ya, normalde bu durumda sizin hakkınız vardı yani. Bütün işte elektronik satış platformları bu kurala uymak zorundaydı. Cayma hakkının kaldırılması demek artık işte hepsi burada. Trendyol, N11, başka Amazon vesaire bütün hepsini inisiyatifine kalıyorsunuz. Yani eğer Amazon, hepsi burada, N11 çıkıp ben bu hakkı kullanmaya tüketicilere devam ettiriyorum derse kendi satış politikası olarak bunu kullanmaya devam edebileceksiniz. Ama Ersin abinin de söylediği gibi biz bunu devam ettiriyoruz ya da ettirmiyoruz diye herhangi bir şey şu anda çıkmadı. Yapmanız gereken 1 Ekim'den itibaren, yani 2 Ekim itibariyle vesaire, işte hepsi buradanın, Amazon'un, işte N11'in ya da siz nereden Trendyol vesaire nereden alışveriş yapıyorsanız oradaki sözleşmenize bakmak. Sözleşmede bu madde kaldırılmışsa orada iade hakkınız olmayacak. Eğer kaldırılmamışsa demek ki o satın aldığınız ya da işlem yaptığınız firma bu hakkı size tanımaya devam edecek ve orada bir problem olmayacak. Böyle şimdi bir durum var. Suyu buldum. Dedim ki neydi, ne oldu? Bunu bize anlatabilecek.
1 Ekim sonrası tüketicilerin hakları tam olarak neler? Bunu söyleyecek. Ve sizin şirket olarak 1 Ekim sonrası tutumunuz ne olacak? Yani bunu uygulayacak mısınız, uygulamayacak mısınız? Eğer bu konularla ilgili konuşabilecek bir herhangi bir yöneticiniz varsa, üst düzey bir yöneticiniz varsa lütfen haberleşelim dedim. Adını bildiğimiz Türkiye'deki tüm elektronik satış platformlarındaki tanıdıklarıma bu mesajı gönderdim. Hiçbirisinden olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Hepsinden şu cevabı aldım, 3 aşağı 5 yukarı. Ya içeride biz bir bakalım, sana haber verelim. Ben de hepsine şunu söyledim, acele etmeyin. 1 Ekim'e kadar zamanımız var. Sonuçta çünkü bu sorular güncelliğini yitirecek sorular değil. Yani 1 Ekim'de tekrar 1 Ekim'e konuşalım. Kadar zamanımız var. Eğer bu 3 soruya cevap verecek, özellikle en tepe yöneticiniz ya da pazarlama satış direktörünüz falan varsa ben mutlaka bir tane video çekmek istiyorum dedim. Buradan o çağrımızı tekrarlayalım. Eğer herhangi bir satış platformunun yöneticisi bu konularla ilgili konuşmak isterse bu kanal kendisine açık. Konuşabilir. Her zaman. Bizim anladığımız şey bunun tüketicinin aleyhine bir karar olduğunu anlıyoruz değil mi? Evet. Yani ortak düşüncemiz bu. Fakat şöyle bir hikaye var. Yine off the record olarak ve söyleyebileceğim şey şu. Amazon bu durumu değerlendirmiyor anladığım kadarıyla. Yani aynı şekilde uyumlu. Aynı öyle. Yani Amazon şöyle bakıyor olaya. Bizim tüm dünyadaki nosyonu, şeyimiz, amacımız müşteri memnuniyeti ya diyor. O yüzden Türkiye'de Türk hükümeti bu ürünlerde, telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkını kaldırmış olsa bile bizim Amazon olarak bu cayma hakkını insanlara sunmaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Bu arada... Bu her yerde öyle uyguluyor zaten. Bu arada sakın arkadaşlarımız bunu Amazon böyle bir şey söz veriyor, yapacak falan diye anlamasınlar. Benim yaptığım konuşmalardan, Amazon'da çalışan insanlara ulaşabilen insanlara sorduğumdan filan anladığım şey bu. Amazon bu noktada. Burada bir iki tane çekince var tabii ki. Şöyle bir iki çekince var. Şimdi piyasada şu konuşuluyor, diyor ki mesela Amazon buna devam ederse ne olur, insanlar gider telefonu, bilgisayarı, tableti, akıllı saati sadece Amazon'dan alır. Niye? Çünkü iade edebilecek. Diğerlerinden almaz. Bu Amazon için İyi bir şey değil mi şey anlamında? Amazon için iyi olan bu şeyin Amazon için kötü olana dönme ihtimali var. Ne olabilir kötü? Şu. Satıcı oraya koymaz. Satıcı oraya koymaz da öte. Diğer platformlar fiyat farkı. Biz bunu ne de olsa geriye almayacağız. Bu kesin satış deyip fiyatı kırabilirler. Fiyatı kırdıkları zaman da insanlar iade edemeyeceklerini bile bile gidip başka platformlardan alırlar. Şimdi bence sektörde iyi ve kötü olarak isimlendirilen bu şeylerin ikisi de son kullanıcı için iyi. Niye biliyor musun? İade edemiyor. Diyelim ki bu oldu. Amazon da değil mesela. Diyelim ki bunu hepsi burada uyguladı. Hepsi burada dedi ki bizde de telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı devam ediyor. Biz bunu uygulamayacağız dedi. Çünkü böyle bir hakkı var satıcının. Geriye alma hakkı var. Hepsi burada bunu yaptı. Diğerleri yapmadı. Ama yapmayanlar da fiyatı düşürdüler diyelim ki. Ben atıyorum 10 bin liraya bir telefonu hepsi buradan alabilirim. 9500 liraya başka bir yerden alabilirim. Ama başka bir yerden aldığımda iade etme hakkımın olmayacağını bilerek alacağım. Tabii şey geçerli bu arada, o şey olmasın. Size ayıplı ya da kusurlu bir ürün gelirse bunun hakları devam ediyor. Ama o zaman da ayıplı ve kusurlu olduğunu senin ispat etmen gerekiyor. Bunu unutmayalım. Yani zaten şu anda işin kötü olan tarafı bu arada. Türkiye'de sistem böyle işliyor dedim. Mesela şimdi yine hepsi buradan örnek verdik. Hepsi buradan kötü örnekle devam edelim bu sefer. Sen bugün hepsi buradan bir tane telefon alıyorsun. Cayma hakkını kullanarak iade etmek istiyorsun. Hepsi burada senden bu telefonu almıyor. Diyor ki git diyor, ilk önce servise diyor. Servis belgesiyle diyor bana gel diyor. Buna sesini çıkarmıyor kanun yapıcı mesela. Kanun yapıcı burada hemen hepsi buradan kulağını çekmesi lazım aslında. Sen nasıl benim kanunumun üstünde uygulama diretirsin diye, ama onu yapmıyor. Ve şimdi görünen o ki işin sermayeden yana kolaylaşmasını sağlayacak bir uygulama devreye giriyor 1 Ekim'den itibaren. Ama ben eminim mutlaka bir tane satıcı bunu uygulamayacak. Büyük ihtimal. Yani orada da
tahminen de baktığımızda globaldeki şeylerini uygulamaya her yerde devam ettiği için hani Amazon büyük ihtimalle buna devam eder ama işte Ersin abinin de bahsettiği gibi o fiyat farkları nasıl olacak ya da olacak mı? İşte tüketici orayı mı tercih edecek? Bunu göreceğiz. Bu arada söylentilere göre de bunun sebebinin artık tüketicilerin işte bu cayma hakkı yüzünden gerekli şeyi yapmayarak, hani araştırmayı yapmayarak ya bir alalım bakalım ona göre iade ederiz kafasıyla neden olduğunu bunu birazcık... Bu neden değil ki yani. Bu nedeni hükümet mi bu nedeni öne sürüyor? Öyle söylüyor. Kaynak israfının önlenmesi. Hükümetin böyle bir şeyi var mı ne derler? Ersin 3 tane gömlek sipariş veriyor, ikisini iade ediyor. Yok ki böyle bir çoğu hikaye. Özellikle bu kategorideki yani işte hayır, telefon, tablet, bu kaynak israfı filan şudur. Bak ben o çok tabii şey, ben çok net söyleyeyim. Şimdi bu elektronik ticaret platformu sahiplerinin oluşturduğu bir dernek var. Sorsan kendilerine STK derler ama bugüne kadar vatandaşın aleyhine yapılan hiçbir uygulamayı kınamamışlardır. Hiçbir uygulamayı kınamamışlar. Hatta bu derneğin başkanı mıydı neydi bir tanesi? Bir keresinde benim Twitter'da bir tane paylaşıma cevap verme küstahlığı gösterdi. Çok ciddi söylüyorum. Yani ben işte bu niye böyle bir şey yapıyor, bu kanun dışı filan dediğim zaman herkes yapıyor bilmem ne filan gibisinden bir şey yazabilecek kadar da küstah bir herif. Yani onu söyleyeyim. Bu ve bunun gibi dernekler lobi çalışması yapmışlardı hükümete gidip. Demişlerdi ki kaynak israfı, kaynak israfı ne kuryeler geliyor gidiyor. Kaynak israfı. Türkiye'de şu anda en çok erbabı olan meslek kuryelik. En çok işleyen insan kuryelikten para kazanıyor. Otomobiller satılıyor, arabalar satılıyor, kamyonetler satılıyor kuryelik yapacağı için. Ama bunlar gidip böyle şey yapmışlardır, ne derler, lobi yapmışlardır. Zaten kanun yapıcı vatandaşın hakkını çok fazla korumaktan yana olmadığı için bu gibi işler dedi. Bunlara kanmıştır bence. Yani ithal giderleri de azaltılıyormuş. Hani şimdi nasıl iade, azaltılıyor? Büyük ihtimalle söylem de şudur. Hani iade oranına göre daha fazla biz ürün ithal ediyoruz. Eğer böyle bir şey olmazsa iade oranı azalacak. Türkçe'de çok güzel bir şey var. Yalancının diyorsun. O sonundaki soru işaretini anlaşılacak şekliyle söylüyorsun. Yalancının diyorsun. Karşıdaki anlıyor senin ne söylemek aynen istediğini. Bu herifleri yalancının dememiş kimse. Yani hani o yoksa hikaye bu. Buradaki amaç vatandaşın haklarını, yasal haklarını sınırlamak. Başka hiçbir şey değil. Evet. Ve elektronik satış platformlarını sanki vatandaşın haklarını kabul ediyorlarmış gibi uyguluyorlarmış gibi bundan sonra uygulamamalarının yolunu açmak. Başka hiçbir şey değil bu hikaye. Ve canı gönülden istiyorum ki en az bir platform bu şeyi uygulamasın. Hikayeyi uygulaması. Bence öyle bir durum olacak ama bakalım yani belki hiçbiri birden uygulamayacak. Yani bu karar çıktı ama. Akkoyun Kalakoyun çıksın bir ortaya Aydoğan. Kim tüketicinin haklarına saygı duyuyor, kim tüketicinin haklarına saygı duymuyor ve dönüp biz kanunun bize tanıdığı kendi haklarımıza sahip çıkıyoruz diyecek. Bir çıksın ortaya. Bir de bir diğer yandan bu hakla alakalı şey olsa bile hani anladığım kadarıyla yine gerçi o şirket kendisi onu ücretsiz seviyeye çevirebilir de şu andaki bu kanuna göre diyelim cayma hakkını kullanabildiğin durumlarda işte karşıya kargo gönderiyordum ve o ücretsizdi. Karşı ödemeliydi. Şimdi onun anladığım kadarıyla yine bir böyle sınırı olacak o tutar bazında ama hayır. Artık ürün hatalı bile olsa, elinde hatalı ürün raporu olsa bile yani daha önceden hepsi burada'nın şey yaptığı servisten raporu alsam bile hepsi burada ya. Amazon'a gitti gidiyor ve bilmem Trendyol'a filan kargo ücretini onların ödeyeceği şekliyle gönderemiyorsun. O durumda bile kargo ücretini vatandaş olarak sen kendi cebinden evet ödüyorsun. Sadece oradaki... Neresi bunun tasarrufu? Hani kimin tasarrufu? Yani. Hangi kaynak israfıydı? Ben ödüyorum parayı bu sefer. Aynen. Para yine ödeniyor. Sadece şey sınırı getirmişler. Gelen kargo ücretini galiba geçemeyecek iadesinden. Hani oradan fazla şey çıkmasın diye. Bir de iade sürecindeki gün sayısı 14'e çıkmış. Siz iade talebi oluşturduktan sonra 14 gün içerisinde iade etmeniz gerekiyor karşıya. Bu kanunları yazanlar çok cin, bu kanunları yazdıranlar da çok cin. Yani bu elektronik ticaret işi yapan patronlar, kapital sahipleri de çok cin. Ben eminim bu çok uzun soluklu bir hikaye olmayacaktır. Ben eminim. Bence de çıkmadan bile iptal olabilir. Bu bir şekilde iptal olacaktır. Öyle ya da böyle. Yani bak sana şöyle söyleyeyim. Ben artık 50 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 29. Allah gecinden versin. İkimizden birisi ölmeden bu biz bir ha? Ama ya Rabbi.
Allah gecinden versin. İkimizden birisi ölmeden biz bu kanunun iptal edildiğini zaten göreceğiz. Burada önemli olan şey şu. Hangi delikanlı satış platformu çıkıp bizim için müşterinin memnuniyeti çok önemli. Biz müşterinin mağdur olmasını istemiyoruz. O yüzden biz iade hakkı tanımaya devam edeceğiz diyecek. Bunu benim için önemli olan bu. Şeye mi yaparlar gibi düşünüyorum. Hani Amazon'da yapar mı yapmaz mı ondan emin değilim de. İşte şu anda Prime, Premium, işte Elite servisleri falan çıktı ya. Koşulsuz şartsız yapacak birisi. Hangisi? Ben bu koşullu şartı da kabul etmiyorum. Ben bunu bence yapanların bazıları buna göre yapacak gibime geliyor. Yani sen Premium'san orada işte ücretsiz iade hakkın var falan gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bir diğer yandan özellikle bu Amerikan ambargosundan beri telefon tarafında ciddi sıkıntılar yaşayan Huawei aslında işi laptop, giyilebilir cihazlarda gerçekten rekabetçi ve rahatlıkla birçok insanın da hani işin editör tarafında da kullananlar da tüketici tarafında da önerilebilecek cihazlar üretmesiyle kapatmaya çalışıyordu. Ama CEO Ren Zhengfei'ye göre de durum aslında pek de öyle değilmiş. Ne demiş şey? Hayatta kalma modu demiş. Evet. Ben ne diyorum aylardan beri burada? Huawei diyorum, yaşam savaşı veren, hayatta kalma savaşı veren bir şirket diyorum değil mi? Sence çok şey değil mi? Garip değil mi? Huawei'nin CEO'sunun da aynı şeyi söylemesi. Evet. Yani oradaki sıkıntının 10 yıl içerisinde küresel talebin azalacağını öngörüyorlarmış. Önümüzdeki 3 yılında özellikle şirket için çok zor geçeceği ve işte bu 3 yılı atlatmaya çalışacağı bir dönem olacak yani Huawei kanadında. Ve bunu aslında işte 2024-2025'e kadar bir... Başka neler diyor CEO amca, CEO bey amca? Oldu. Kötümser görünümü kaynağının pandemi, savaş ve Amerikan yaptırımlarının ekonomik etkileri olduğunu belirtiyor. Bu nedenler dolayısıyla Huawei'nin karmaşık yüksek riskli projeleri dondurması, verimliliği arttırmak için de bulut platformuna geçmesi gibi şeyler söylemiş. Elektrikli araçlar gibi anahtar olmayan alanlardaki araştırmaların azaltılması, kar düşüklüğü olan yerlerinde kesileceği durumda. Yani ilerleyen dönemlerde Huawei şu kısmı bıraktı, bu kısmı bıraktı, bu üretimi durdurdu gibi. Kar getiremeyeni bir kesecekse telefonu kesmesi lazım. Çünkü biliyoruz ki laptop satmak telefon satmaktan daha karlı bir hikaye. Laptop satmanın maliyeti, tanıtım bilmem ne filan maliyeti, cep telefonu satmanın tanıtım filan maliyetinden daha düşük. Bence hani birazcık da böyle şey, direnme şeyi olarak telefonu tutmaya devam edecekler. Şimdi esas sorunu da değil Aydoğan. Telefonun olmadığı zaman artık bu sektörde adam yerine konmuyorsun. Yani Lenovo'nun da telefon işine girmeye çalışması, HP'nin de biliyorsun girdi çıktı girmeye çalışması filan esas nedeni bu zaten. Başka bir hikaye değil. Ama burada şimdi Sayın CEO'nun söylediği hikayeyi böyle bir kırmızı alarm gibi algılamanın da çok fazla şeyi yok. Ya da öyle anlatmanın da çok bir mantığı yok. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi söylediği üç neden. Nedir? Amerikan ambargosu, savaş, pandemi. Bu üç nedenin iki tanesi global nedenler zaten. Şu an bütün şirketlerin yaşadığı nedenler. Ve ben tahmin ediyorum ki bak şimdi bir serçeyrek Çin'deki cep telefonu satışları azaldı, tablet satışları azaldı, laptop satışları azaldı. Dünyadakiler azaldı, Avrupa'dakiler azaldı. Falan. Sürekli azaldı haberleri duyuyoruz. Azalma devam ettiği sürece bütün şirketler bu moda, yani ne demişti? Hayatta kalma modunu aktif hale getirmek zorunda kalacaklar. Bunun çıkar yolu yok. Yani Huawei bir anda dünyanın en çok satan akıllı saatlerini üretti diye laptop piyasasına süper girdi filan diye. Evet çok iyi para kazanıyor olabilir. Evet cep telefonundan kazandığından daha çoğunu kazanıyor olabilir. Ama ortam kötü. Bu şey gibi biz sana güveniyoruz ama ortam kötü. Yani çocukları ve ebeveynleri söylerler ya. Zaman kötü filan. Zaman kötü. O yüzden Huawei'nin de kollaması gerekiyor kendini. Doğru. Ve hani bu hayatta kalma modu hikayesini arkadaşlarımız yazsınlar bir yere, biz önümüzdeki dönemde çok duyacağız. Hatta hani büyük markaları bırakın, bizim gibi şirketler bile öyle ya da böyle, ya işler böyle giderse yani. Şimdi dünyada ne diyor global olarak? Savaş diyor. Pandemi. Türkiye savaştan da pandemiden de etkilendi mi? Etkilendi. Bizim bir daha önce kendi ekonomik sorunlarımız var. Aynen. Yani Türkiye'de de biz bu hayatta kalma modunu aslında bireysel olarak bir an önce aktif etmemiz lazım. Nedir bu mod? Masrafları kısmamız gerekiyor. Yani
hani o acı ilaç, acı ilaç derlerdi ya, kemer sıkma politikası filan derdi ya, iş o aşamaya gelmeden bizlerin de bireysel olarak hayatta kalma modunu, şey yani ayıların kış uykusuna yatmadan önce çok yağlı beslenmeleri gibi bilmem ne filan, bizim de hayatta kalma modunu açmamız gerekiyor. Bütün gereksiz masraflarımızı azaltmamız gerekiyor. Eğer bunu bir ulus olarak yapabilirsek, bu hükümetin de elini şey yapacaktır, ne derler, güçlendirecektir. Bazı ekonomik önlemler alma konusunda, eğer hükümetin bu kurlamurla falan savaşmak gibi bir niyeti varsa, onun da elini güçlendirecek. Ama beni Huawei'den, yani ben bu haberi okuduğum zaman, Huawei CEO'su işte şey hayatta kalma moduna geçildi açıklamasını yaptı, haberini okuduğum zaman hiç şaşırmadım. Ben bilmiştim bilmem ne falan diye şey de yapmadım, hani böbürlenme falan da yapmadım, ama olması gereken bu zaten. Yoksa öbür türlü devam edemezsin. Yani şu an kollarından birisi kıvık Huawei üzerinde konuşuyorsak. Sen işte geçen hafta Cuma raporunda soruyorsun ısrarla. Ama bu telefon diyorsun eski işlemciyle çıktığı için şey değil mi? Hani eksik değil mi? Daha geçen hafta yaşadık ya burada. Eksik, tamam, bunun şimdi böyle olduğunu. Bunun böyle olduğunu en iyi onlar biliyor zaten. Adamın yapacak bir şey yok. Adam yaşam savaşında veriyor. İsterim ki hiçbir şirket, yani şu an teknoloji sektöründe olan hiçbir şirket, kimler var, Samsung, Apple'ın bile bundan etkilenecek. Ki etkileniyor da zaten bu işte, yeni cihazla bu kadar farklı model söylentilerine falan nedeni o. Ne Apple, ne Samsung, ne Huawei, ne Xiaomi, ne diğerleri, adını almadığım diğerleri, hiçbirisi bu dünyadaki pandemi kaynaklı ve ana unsur pandemi, ikinci unsur savaş olan kaynaklı enflasyon sorunundan yara almadan çıksınlar. Çünkü bizim bu markaların tamamının ürettiği teknolojide bir ihtiyacımız var. Kesinlikle. Hele Samsung filan gibi teknolojiyi ürün bazında değil, yani sadece cep telefonu, sadece televizyon değil, teknoloji üreten şirket. Hele artık Apple o kıvama geldi sahip olduğu lisanslarla, yani kendisi fiilen üretmiyor belki, Samsung gibi fabrikası yok ama ürettiriyor. Şey onda, telif hakları onda, yok, entelektüel hakları onda, ürettiriyor. Samsung gibi şirketler, LG gibi, Sony gibi şirketlerin, keza Huawei de onlardan birisi. Onların başına umarız ki hiçbir şey gelmemiş olsun. Yani biz bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra geçmişte de şu da vardı, bu da vardı filan konuşmaları inşallah yapmayız Aydo. Umarım. Ama yani ilerleyen dönemlerde senin de dediğin gibi birçok şirket bu tarz şeyleri yapacak. Yani duyacağız şu şirket şu birimini kapattı, şundan vazgeçti falan filan gibi gelişmeleri mutlaka duyacağız. Bir diğer yandan... Dur geçme. Peki biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Canlı örneği var. Bu sabah Instagram'dan bana bir arkadaşımız sordu bunu. Herkese açık yorum olarak sorduğu için de ben de söylüyorum. Herhalde bu arkadaşımızın nickini benim okumam mümkün diyor. Şu profiline bakayım. Sefa Miraç Seven. iPhone nereden çıkıyor? Xiaomi 12 Lite paylaşımım için demiş ki 11 Lite'den geçmeye değer mi acaba demiş. Değmez. Hele şu şartlar altında hiç değmez. Hiçbir cihazın bir üst modeline geçmek için çok da büyük nedenlerimiz yoktur. Geçmemize gerek yok. Yani iPhone'da da geçmemize gerek yok. Samsung'da filan da geçmemize gerek yok. Hele bu ekonomik şartlarda sefa hiç gerek yok. Evet. Geçme. Mi 11 Lite'ından memnunsan gazla gitsin. Sol şeritten kapat devam et. Peki abi sen 11T'den memnunken yenisi geliyormuş. Onu düşünür müsün? Ben 11T'den memnun olduğumu kim söyledi benim? Ya şey olarak hadi alem buysa kral 11T. Alem buysa kral 11T. Abi mevzu da ben 11T'yi kullanıyor muyum? Yok kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Bak ne var elimde? 11 Lite. 11 Lite var. 11T'den çok eski. 11T'den performans olarak çok geride. Özellikle olarak çok geride. Ve 11T'den çok ucuz. Ha neye geçeceğim onu da söyleyeyim. Evren geçen gün, bunu geçen hafta da yine Cuma raporunda söyledim. Getirip benim masaya şeyi bıraktı. 12. 12. Şöyle mi 12? 12'yi bıraktı. Abi dedi sen bu cihazı çok sevmiştin dedi. Ben dedi artık kullanmayacağım. Al sen kullan dedi. Evren'in bana sadaka olarak verdiği 12'yi kullanacağım. Şeyden sonra ama ben de Xiaomi 12 için şeyi bekliyorum bu arada. Sende o yine bir böyle Sony etkisi
yaratabilecek bir cihazmış gibi geliyor. Hani hem kompaktlığıyla vesaire falan. Tasarım mı? Çok güzel. Esune'ye evet. benziyor da. Biraz daha uzunu sadece evet, Esune'ye. Şimdi şöyle bir hikaye var. Arkadaşlarımız tabi diyecekler ki Ersin geçtiğin telefonda sonuçta amiral gemisi seviyesinin baz modeli. Yani hani öyle değil. Ben evine takılmak için öyle söylüyorum. Geçeceğim telefon tabii ki iyi bir telefon. Allah herkese nasip etsin. Kullanmayı. Allah herkese Mi 11 Lite seviyesinde bir telefon kullanmayı da nasip etsin ayrıca. Yani benim derdim şey değil. Hani kötü telefon kullanıyorum bilmem ne filan filan gibi bir hikaye değil. Sadece evren getirdi verdi işte. Çocuğun gönlünden kopmuş. Al abi sen bunu kullan dedi. Ben büyük bir ihtimalle bu hafta sonu Mi 11 Lite'ı bırakırım. Ona geçerim. Bir sürede onu kullanırım. Yeni telefonlar arasında kullanmak istediğim iki tane telefon var. Birisi Huawei'nin katlanabilir cihazı. Öbürü de Xiaomi'nin Leica'lı cihazı. Xiaomi'nin Leica'lı cihazı Türkiye'de satılmayacak zaten. Aynen. Ama Xiaomi Türkiye'ye bir hafta 10 gün bir ay kullanmama izin verirse isterim kullanmak. Huawei'nin katlanabilir cihazı da zaten ofiste var şu anda. Hı hı. Sen kullanıyorsun. P50 paket. Hayır canım onu söylemiyorum ha, işte. Tamam. Artık NDA'yı falan geçmiştir diye şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Yani satılıyor. Herkes de var, satılıyor da cihaz. Yani hani neyin NDA'yı hala bu? Bizde Huawei'nin XS2'si olduğunu söylememiz NDA altında yasak değil mi? Ama cihaz piyasada satılıyor. Evet. Bazı insanlar kalkıp o cihazda çektikleri fotoğrafları paylaşıyorlar. Değil mi? Ama bizim söylememiz yasak. Her neyse işte o bizim bizde olduğunu söylememiz yasak olan cihazı da kullanmak istiyorum. Eğer Huawei inceleme sonrası bende yine ilk X'si bıraktığı gibi şöyle bir 2 hafta, 3 hafta, 1 ay bırakırsa ayrıca onunla bir video da çekmek istiyorum. Yani ilk X'teki deneyimim nasıldı, ikincideki deneyimim nasıl filan videosu evet, çekmek de istiyorum. Ben hani kullandığımda zaten arkadaşlar işte NDA bittiğinde videodaki şeyleri de duyacaklar, görecekler. Benim için çok farklı bir deneyimdi. Ben ilk defa mesela dıştan katlanan bir cihaz kullanmış oldum. Hani ilk neslini kendim sadece kullanmamıştım. Bir de çekiniyordum dıştan katlanabilir olduğu için. Bende mesela çok daha farklı. Büyük ihtimalle senin ilk XS'de yaşadığına benzer deneyim oldu. Sadece büyük ihtimalle hani oradaki eksiklikler kapandığı için biraz daha iyi bir deneyim olmuştur. Ama ilk 2'nin farkını da duymak isterim mutlaka ben de senden. Bir diğer yandan yaptığımız muhabbet de aslında 12T serisi içindi. Xiaomi gerçekten bu T serisinde hani 10T'de iyiydi ama 11T'de Nirvana'ya ulaştılar yani. Hem 11T'de hem 11T Pro'da. Hem aslında mesela bir taraftan MediaTek kullanıp bir taraftan Snapdragon kullanarak her iki markanın da güzel cihazlarını edinmiş oldular. Bir diğer yandan fiyat bazında da Türkiye'de ve globalde güzel çalışmalar yaptılar. Ve özellikle 11T genel toplamda işte sen alemin kralı diye çektin. DxOMark fiyat performans olanının en iyi cihaz olduğunu söyledi ki kendisi profesyonel testlerine bakarak bunu söylüyor. Böyle birçok yerden çok güzel cihaz olduğu vurgulandı. Şimdi de bunlar 12T ve 12T Pro olarak geliyor. Tabii ki artık Mi takısı kalktığı için. Şu anda FCC ve MBTC veri tabanlarına geçmiş. Malezya'daki kurumda da resmi olarak onayını almış en azından bu telefonun çıkacağına dair. Şu anda bilinen durumlara göre Eylül'de bu cihazları göreceğiz. Yine klasik döneminde 8 GB RAM, 256 GB depolama kullanacak. 108 megapiksel ana kameralı bir üçlü kamera ve 67 Watt'la hızlı şarj olacağı bekleniyor. Fiyat olarak tahminler 650 Euro civarında. Pro ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yani geçen senekini yeniliyorlar. 120 Watt hızlı şarj olacak yine Pro'da. 5000 mAh bataryayla 6,67 inçlik Full HD Plus 144 Hz'lik bir AMOLED ekran göreceğimiz söyleniyor. Aslında birazcık daha işte Dimensity 1100'den 8100'e 8 Gen 1'den 8 Plus Gen 1'e ya 888'den 8 Plus Gen 1'e falan çıkmak gibi güncellenmiş olacak. Büyük ihtimalle yine ilgi çekecek cihazlar olacaktır. Ayrıca bu arada şunu da söyleyeyim. Zaman içinde bulunduğumuz zaman yani Ağustos'un artık ikinci yarısından Ekim'in sonunda Kasım'ın ilk haftasına kadar filan bizim tüm gelecek yılki cihazların speklerini artık atıyorum işte Malezya'daki Ticaret Bakanlığı'na kayıt esnasında Samsung'unkileri bir Kore'deki C belgesi alacağı sırada bilmem ne filan filan özelliklerini duyacağımız zamanlar. Yani
şu bir gerçek, Xiaomi çok telefon çıkartıyor. Çok fazla hem de. Ama 12T seviyesi özelinde konuşacak olursak da o çokun nedeni artık zamanı da geliyor. Ve bir de şunu unutmamak lazım. Bence biz 2023 yılında 2023 yılının cihazlarını çok erken göreceğiz Aydoğan. Yani hatırlıyor musun mesela bu yıl çok geç geldi cihazlar. Evet. Yani Samsung bile lansmanını geç yaptı, pazara geç çıktı. Bu büyük ihtimalle Mart ayıydı. Mart ayıydı, biz hala yeni cihaz yoktu. Hatta burada Cuma raporunda konuşuyorduk. Mart ayı oldu, piyasada yeni cihaz yok falan diye. Bu yıl büyük bir ihtimalle biz MWC'de bütün cihazların piyasaya çıkmasını göreceğiz. Çünkü insanlar şu 8 Gen 1 ile yaşanan hüsranı, pardon, markalar 8 Gen 1 ile yaşanan hüsranı unutturmak istiyorlar. Qualcomm'da kötü olduğu bilinen işlemciden daha çok üretmek istemiyor zaten. Zaten hani şu anda bile normalde nasıldı bu düzende? Biz bunu galiba yine geçen hafta burada konuştuk ya da canlı yayında konuşmuştuk pazar günkü. Ne olurdu işte bu aylara kadar hatta full işte 8 Gen 1'in olması gerekirdi. Yani ilk çıkardığı 800 serisi telefonu görürdük. İlk başta işte Asus'tur, Lenovo'dur falan böyle ufak tefek oyun telefonları üretenler Plus'ları kullanırdı. Ve hani böyle birkaç tane Plus tam bu dönem Note dönemiydi. Samsung Note'da S'de kullandığı işlemcinin hızlandırılmış bir overclock edilmiş versiyonunu kullanırdı. Qualcomm'da ona denk olacak şekilde kendi işlemcisini hızlandırırdı. Ama 8 Gen 1 o kadar kötü çıktı ki hızlandırma işlemini daha önce yapmak zorunda kaldılar. Evet. Ve şu anda da şey var zaten hani 8 Plus Gen 1'li yani amiral gemisinde şu an 8 Plus Gen 1'li daha fazla cihaz vardır kesinlikle. Hani buradan zaten şeyi anlıyoruz. Buradaki esas sorun şu Aydoğan. Önümüzdeki yıl Samsung yani işlemci üreten Samsung fabrikası üretim yapacak mı? Şu anda evet onunla alakalı net bir şey yok. Sadece şey kesinleşmiş galiba. Yani AMD ile grafik tarafında çalışmaya devam edecek. Benim merak ettiğim şeylerden biri ve aslında ihtimal verdiğim şeylerden biri. Senin dediğin gibi erken göreceğimizi düşünüyorum. Ama 8 Gen 2 olmayacak büyük ihtimalle. 8 Plus Gen 1'i orada kullanacaklar. Bilmiyorum. Sonuçta şey yapmış olacak. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Samsung sadece kendi işlemcisini üretmiyor. Samsung Apple için de bir şeyler üretiyor, Qualcomm için de bir şeyler üretiyor. Yani Samsung üretim bazında bize ne kadar Tayvan'ın piyasanın %60'ını falan karşıladığını söylesek de ki rakam o zaten. Tayvan yani TSMC tüm dünyadaki çip ihtiyacının %60'ını karşılıyor. Yani buna otomobiller, başka cihazlar, başka cihazlar her şey dahil. Klimalar bile dahil hatta. Samsung ise özellikle teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte o yüzden Samsung 8 Gen 1 üretiminde çuvallayınca Qualcomm, sadece Samsung çuvallamış olmuyor. Qualcomm da çuvallıyor, Oppo da çuvallıyor, Vivo da çuvallıyor, Google da çuvallıyor, Xiaomi de çuvallıyor, hepsi çuvallıyor. O yüzden Samsung'un bu yıl mesela Apple için yaptığı üretimde bir sorun olmadığını biliyoruz. Çünkü Apple'dan böyle bir açıklama gelmedi. Muhtemelen Apple üretime devam edecek. Okey. Ama Samsung'un yeni Exynos üretip üretmeyeceğini, Samsung'un Qualcomm için ana işlemci ya da komponent üretmeye devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Evet. Onlar da açıklanmadı. MWC öncesi zaten hani bir duyuru olurdu. İşlemciyi duyurur, MWC'de S serisini çıkartırdı Samsung. Yani geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz gibi öyle bir durum olmayabilir. Yani Exynos bir Nadas'a bırakılabilir en az bir sene. Yani nasıl biz Fold'larda, Fold ve Flip'te 8 Plus Gen 1 gördüysek S'de zaten ana dağıtımı artık Qualcomm'a bıraktıysa tam tersi durumuna çevirdiyse seneye de eğer S serisinde sadece Qualcomm görürsek bir sene demek ki Exynos'u bekletecek anlamına gelir. Belki AMD ile beraber biraz daha o beklediğimiz çıkışı yapabilmek için. Ama ya da tam tersi de olabilir. Bir anda yeni Exynos'u görüp sorunlar ben çözüldü durumda. Ben açıkçası söylemek gerekirse Samsung'un üretimi, Exynos üretimine ara vereceğim. Yani şimdi şöyle bir hikaye var. Ben Samsung'un Exynos üretiminden vazgeçeceğini de düşünmüyorum. Evet. Exynos üretimine bir yıl ara vereceğini de düşünmüyorum. Yani şöyle düşünecekler, düşünüyorlardı. Tamam bizim AMD'yle birlikte yaptığımız Exynos kötüydü. Ama Qualcomm'un işlemcisi de kötüydü. Zaten oradaki işte sorunun Samsung olduğu zaten belliydi. O üretim bağlı. Ama işte onu sorun Samsung'da, sorun bizden kaynaklanıyor diye yorumlamayacaklar şey onu. O yüzden bence biz mutlaka yeni Exynos göreceğiz ve Samsung'dan hani bazı arkadaşlarımız işte Exynos üretimini durdurdu bir falan deniyor ya.
ben onların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Eğer yeni çıkacak olan S serisi cihazlarda Exynos görmezsek ancak o zaman düşünüyorum ki zaten Samsung eğer Exynos'tan vazgeçtiyse ya da Exynos'u bir yıl üretmeyecekse bunu yanlış bilmiyorsam Kore'nin ticari takvimine göre en geç Ocak sonunda Kore'de işte bu borsa dediğimiz kuruma beyan etmek zorunda. Çünkü Exynos Samsung'un bir markası üretim tesisi de Exynos üreten bir üretim tesisi. Yani niye beyan etmeli? Elinde Samsung kesin seni de bulunduranlara biz bu yıl şu 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 üretimleri yapmayacağız bilgisini geçmeli. Evet. Hatırlıyorsan bu şeyde notta nasıl oldu? İlk önce Samsung'un pazarlama direktörü Samsung'un bloğuna sanki her gün yazı yazıyormuş gibi bir yazı yazdı. Havadan sudan bahsetti. Laptop ne dedi? Laptop pazarında dedi tekrar güçleneceğiz dedi. Güçlendik mi? Yok, güçlenmedi. O yazının tek amacı son paragrafında o bir cümlelik not üretilmeyeceği bilgisini vermekti. Samsung bu blog postunu yayınladıktan 2 hafta sonra da yasal zamanı içinde Seul'de gerekli açıklamayı yaptı zaten borsaya. Bu Exynos hikayesinde de en geç bence ocağın ikinci haftasına kadar filan kesin bir şeyler duyarız. Yani üretim olmayacaksa duyarız. Evet. Yani o olumsuzluğu şeyleri yatırımcılarına söylemek zorunda. Yeni bir post gelebilir arkadaşlar. Samsung blog'u takip etsin. Yani. Oradaki çana da tıklayın. PlayStation 5 kanadına geldiğimizde zaten hani bu çip krizi dediğimiz olay işte sadece şeyleri değil bu firmaları da etkiledi. İşte Xbox Series S ve PlayStation 5 çıktığında yani çıkmamış gibi oldu. Çıktı, tükendi. Hatta hani sadece bu Türkiye'deki tedarik sorunuyla vesaire alakalı da değildi. Biz örnek veriyorum MVC için yurt dışına çıktığımızda işte farklı farklı etkinlikler için çıktığımızda ekipte hep örneğin mesela Huawei'deki Kaan Avusturya'ya gittiğimizde biz Viyana'da şey aradık. İşte elektronik mağazalarına gidip bir şeyi arıyorduk. PlayStation 5 arıyorduk Kaan almak istiyor diye. Ben de hani orada fiyata eğer indirime girmişse düşünürüm falan diyordum. Bir sene sonraya randevu veriyorlardı. Viyana'da bile. Evet. Şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi tekrar bir stoklar güncellenmeye başladı ama PlayStation kanadında 400 ve 500 dolar ya da eurolar fiyatlar 50'şer euro zamlanarak 450 ve 550 euro olarak 50 çıkıyor. Euro dediğin şey Türkiye'de 1000 lira yapıyor. Üzerine vergisiyle falan koyuyorsan minimum 1700 lira, 1800 lira zam gelecek. En az. Yani bu da zaten hani bir diğer yandan mesela oyun fiyatları artıyor. Hatta büyük ihtimalle umarım hatadır. Epic'te işte Harry Potter'ın oyunu Hogwarts Legacy'nin ön siparişi açıldı. Biraz ertelenmesine rağmen. İkisinin de fiyatı Deluxe'ün de normalin de 9999 lira olarak görünüyordu. Tabii ki o işin hatasıdır çok büyük ihtimalle bir yazım hatası yapılmıştır ama Call of Duty'nin yeni oyunu da mesela 1000 lira ön siparişe çıktı. Normal sürümü. 9999 liralık oyundan korkmam ben. Ne de olsa doğuş alamaz o oyunu. Bir anda krediniz onaylandı diye şey çıkıp halledebilir. Evet. Hani böyle bir durum var. Bu Türkiye'ye etkisi zaten hani çok pahalı. PlayStation fiyatlarının zamlanması konusunda bence Sony iyi bile dayandı. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak evet, lazım. Bak kesinlikle. Dünyada otomobil yok. Değil mi? Niye? Çip krizi yüzünden. Burada çip. Ve bu adamlar daha önce de bu zammı yapabilirlerdi. Şimdi yapıyorlar. Burada kötü olan şey işte Avusturya'daki, Hamburg'daki, Milan'daki filan herifin 50 euro verdiği şeyi bizim Türkiye'de 1700-1800 euro vergisiyle birlikte verecek olmamız. Evet, buradan kaynaklanıyor. Şöyle de bir durum var. Hani birçok insana onlar için işte 50 birim zamlandı. Çok da dert değilmiş demesinler. Direkt tepki de aldı. Çünkü orada şeyde bile yani bizim işte o düşük birimlere alışkın olmadığımız için o 50 euroluk zam onlar için ciddi bir zam aslında oradaki tüketiciler için de. Hatta ben şey örneklerini de görüyordum. Oyun fiyatları da fix 60 dolar 60 eurodur. Onu 70'e mi çıkarsak diyen oyun derneklerine falan direkt tepkiler yağmıştı. 10 euro çünkü ciddi bir zam olarak görülüyor bu tarz alışverişler için. Hani bütün globalde aslında ciddi bir artış oluyor ama bizim gibi gelişmekte olan diyeyim ülkelerde o fiyat ciddi oranda bir zam demek. Mesela ben kendimde şimdi vardı kafamda
Bir de 4 Pro'yu alıp tekrar böyle oyun oynamaya başlayınca ya acaba ben bunu 5'e mi yükselsem falan dediğim durumlar vardı. Şu an tamamıyla onu iptal edip 4 Pro'dan devam edeceğimi de söyleyeyim ama bu biraz şeye götürecek. Ne zaman PlayStation'la, konsolla alakalı bir haber konuşsak Ersin abinin ileride artık böyle bir fiziksel konsol görmeyeceğiz savı vardı. Birazcık ona da şey yapıp hani işte bize fiyat yükseltmek zorunda kalıyoruz. Bunun yerine artık PlayStation'da dijital servis açtı. Zaten PSN vardı ama işte bu Plus servisini yükseltti. Xbox zaten Live'i yapıyor ve PC'ye özellikle odaklanmaya çalışıyor ki bir diğer yandan konsol üretiminin olmama ihtimalini PlayStation kanadında artık PC'ye de çok fazla oyun çıkarmaya başlamasından görüyoruz ve büyük ihtimalle belli bir süre sonra konsol olmayacak. İşte bilgisayardan belki böyle nasıl diyeyim küçük bir üniteyle beraber hani daha uygun fiyatlanabilecek sadece hani nasıl diyeyim onay olsun o şey yazılımın orijinal olduğunu onaylayabilecek bir sistemle falan filan belki de bir stickle PlayStation sahibi olup oynamaya başlayacağız gibi bir durum belki olabilir. Belki de fiyat artışıyla bu konuyla çok alakalı değil de bizim özellikle benim olduğum videolarda ben bu hani fakirleştik makirleştik filan dediğimde gelip aşağıya ne siyaset yapıyorsun filan diye bana posta koyan arkadaşla ve kapak olsun diye özellikle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce eski bir Asus yöneticisiyle, Asus Türkiye yöneticisiyle telefonla konuşuyordum. Biz dedi Zenfone 5'i dedi 2000 lira civarında bir fiyata piyasaya çıkarttığımız için dedi. İnsanlar bize demediğini bırakmadılar, küfrettiler dedi. Hatta sizin videoların altında da benim ne anam kaldı ne babam kaldı bilmem ne filan gibi şeyler söylüyor. Şimdi bakıyorum gerçekten Zenfone 5 1694 liraya MediaMarkt'ta satılmış. Google'da arattım o hafta. 1999 liraya 2299 liradan 1999 liraya diye lansman fiyatı filan varmış. 2018'in Nisan ayından bahsediyoruz Aydoğan. 2019 Nisan, 2020 Nisan, 2021 Nisan, 2022 Nisan. 4 yıl önce. Zenfone 5 şimdi Türkiye'de satılsa 10 bin liraya alamazsın. 2000 lirada cihazı 10 bin liraya alamazsın şu anda o cihazı. 5 misli. Ya mesela şey örneğini vereyim. Sıfırı artık üretilmediği için şey yapamıyorum ama geçen Twitter'da sevgili Ender PlayStation'ını satıyordu PlayStation 4 Pro'sunu. 7-800 bine fiyat belirlemiş hani demek ki standart oluyor olmuş ve ben aynı PlayStation 4 Pro'yu satın aldığımda ya çıktığı gün satın almıştım 1600 liraya almıştım işte. Birisi sıfır, birisi şey ikinci el değil mi? Hani sıfırı olsa şu an demek ki 10 bin lira üzeri olacak bu standartlarda. 10 kat artmış yani. Böyle bir durum var. Evet, ilk çıktığında 1500-1600'e zaten şey olmuştu. 2016'da kaça almıştık? 1500'e almıştık. Süper işte ne güzel rakammış. Belki 1550'dir hani aldığımız yere göre. Sonradan işte şey çıkınca Pro 1600'e çıkınca bir aşağı düştü. İkiniz bir araya gelmişsiniz burada siz işinizi yapın geç bir sonraki haberi. Yeni fiyatlar diyor ki o zaman Xiaomi 12 Lite da Türkiye'ye geldi. 11 Lite zaten gerçekten hani hem 5G'siyle hem 4G'siyle güzel cihazdı. 12 Lite'ın da kutu açılışını zaten bizim kanalda görebilirsiniz. Şu anda Eren kullanıyor, inceliyor onu. Ve fiyat olarak da direkt oradan bir giriş yapayım. 16.499 liralık bir fiyatı var. Buradan yani aslında biraz önce yaptığımız muhabbetlerinde bir satışa senede çıktı bile... cihaz şu an piyasada. Yani bu senin söylediğin fiyatla satışa evet. Çıktı. Yani bir senede bile ne kadar değiştiğini görüyoruz. Cihaza baktığımızda 108 megapiksellik bir sensörü var. 6.5 inçlik ya da tam tabirle 6,55 inçlik Full HD Plus bir panele sahip. Yine HDR10 Plus Dolby Vision desteği mevcut. Yani nasıl 11 Lite çok güzel bir ekrana sahipse tabii ki 12 Lite'da da bu durum var. 108 megapiksellik sensörü ISOCELL'in Samsung'un HMI2 sensörü. İkinci arka kamerası 8, üçüncü 2 megapiksellik değere sahip makro çekim yapabiliyor. 4K 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Önde 32 megapiksel kamera var. 778G kullanıyor. Ve NFC desteği de mevcut. Bluetooth 5.2 ile beraber gelen bir cihazdan bahsediyoruz. Genel toplamda tasarımını da çok sevdim. Ki işte tabii ki Xiaomi 12 ailesi tasarımına geçirmişler haliyle. Ama böyle işte çerçeve yapısı vesaire çok hoşuma giden bir cihaz oldu. Eren inceledikten sonra ben de bir süre kullanıp şey yaparım. Mutlaka bir deneyimlemek isterim.
16.500 lirada birçok insanın oha diyebileceği bir ücret, buna katılıyorum ama bu Xiaomi'nin elinde olan da bir şey değil. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi zaten aynı durumlar Xiaomi cihazları için de geçerli ama şeyi hatırlamıyorum tabii, o konuda yalan olmasın. Avrupa'daki fiyatını hatırlamıyordum ama sonuçta şeyi orada çok bir şey değişmedi aslında. Bu para, yani açıklanan para Türkiye için de çok büyük bir para. Evet. Onu da unutmamak lazım. Ama şey yaparız zaten. Bir sonraki haber mi? Yok. Tamam, haber geldiğinde onu konuşuruz. iPhone fiyatları da bir belli olsun. O zaman hani anlayacağız aslında ne kadar değiştiğini. Bir diğer yandan Oracle gerçekten hani dünyadaki en büyük firmalardan biri bile diyebiliriz. Yani teknoloji firmasından dünyanın en büyük yazılım şirketi diyebiliriz. Kesinlikle. Mesela son dönemdeki en büyük yatırımlardan biri de mesela, yine işin meraklısı olduğum için, Formula 1'de Red Bull'un en büyük sponsorlarından biri oldu. Çok ciddi, 600 milyar dolarlık gibi bir yatırımla. Orada aynı zamanda data sunma ve bilgi açısından da önemli şeydi. Şimdi de Oracle'ın satın aldığı Sun Microsystems de eskiden Formula 1 sponsorları arasındaydı zaten. Oracle daha çok işte Oracle'ın patronunun şeyi yüzünden, merakı yüzünden yelken sporlarına filan şey yapan, sponsor olan bir şirket. Ve benim bildiğim kadarıyla Amerika'da profesyonel olarak yarışan bir takımı var. Larry Ellison, Oracle'ın sahibi. Onun özel merakı, kendisi de yelken yaptığı için şey yapıyor, sponsor oluyor. Ama Formula 1'e tabii ki sponsor olması Oracle normunda bir şirket için büyük adım. Hatta hani işte F1 camiasında da bu sponsorluğun özellikle Red Bull için de çok büyük bir şey olacak. Elindeki veri ve hani veri işleme, veri toplama, analiz etme konusunda da çok büyük bir film haliyle Oracle. Ama duymayanlar için de Java dediğimiz, artık gerçi o da kalmadı ama zamanındaki internet siteleri birçok şeyin yapımında kullanılan Java da Oracle'ın ürünü. Java sadece internet sitesi, Java ile yazılan programlar her şey vardı. Hani biraz daha kullanım bazında bize JavaScript ile yazılmış internet sitelerini görüyorduk. Bununla alakalı işte bu kadar büyük datayı kullanan şirketle milyarlarca kullanıcısının verilisini üçüncü parti firmalara ya da üçüncü parti kişilere satmakla suçlanan bir dava açıldı. Ve bu bilgileri satarak 40 milyar dolara yakın veri sağlandığını söylüyor. Ama buna kanıt olarak da yine bu Larry'nin işte şirketin sahip olduğu veriyle alakalı, bununla alakalı övündüğü videolara satmakta şey kullanıldığı diye söyleniyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ama bu doğru çıkarsa çok ciddi bir sorun var. Java teknolojisi kullanılarak işte o Java player'ı aktif hale getiren herkesin bazı bilgilerinin Oracle tarafında depolandığı varsayılıyor. Bunlar sadece lokasyon filan değil. Yani hani sizin hangi siteyi ziyaret ettiğiniz, orada ne kadar kaldığınız ve o sitede yaptığınız, aynen öyle, o sitede yaptığınız işlemler işte genel anlamda. Hatta belki ne aldığınız filan bile Java'yı destekliyorsa, öyle kurulduysa. Ve işte bu KVKK dediğimiz, yani Türkiye'de KVKK, dünyanın başka yerlerinde başka isimlerle şey yapılıyor. Süreci başlamadan öncesine de dayalı bir depolamadan bahsediliyor. Ve Oracle'ın bunu henüz satıp satmadığı bilinmiyor kimseye. Ama elinde satabilecek olsa 40 milyar dolara kadar gelir elde edebileceği bir veri olduğu varsayılıyor. Bu konuda da İngiltere'de bir dava açılıyor Oracle'a karşı. Şimdi Oracle'ın ne yapması gerektiğini bilmiyorum, açıkça söylemek gerekiyorsa. Yani hani İrlanda'da açılıyor dava. Bizde böyle bir veri var ve biz bunu satmayacağız mı diyecek? Bizde böyle bir veri var yok mu diyecek? Ne diyecek bilmiyorum mesela. Böyle bir davaya karşı kendini nasıl savunur bir insan? Çünkü benim anladığım gibi bu davadaki tek nokta bu veriyi satma potansiyeli ya da sattığı değil. Bunu sahip olması da bir sorun. Evet. Gizlilik, yani şu anki işte KVKK'nın ihlali. Yani beklenen şey de olabilir işte Oracle, hani bu kararlar, sistem, yani gizlilik ihlalleri falan filan gelmeden önce depoluyordu. Bunları silmesi lazımdı, silmedi tarzında bir şey olabilir. Satarsa zaten o zaman, ya da sattığı kanıtlanırsa o zaman büyük bir ayyuka çıkacak, ortaya geliyor. Ama bakalım, hani bunu süreci de takip ediyor oluruz. Ama yani satmış olursa da şaşırmam diyeyim. Bu Oracle'ın güvensizliğinden değil, büyük firmaların para kazanma şeyinden. Yok, benim kendi düşüncem,
Oracle, Microsoft filan gibi şirketler böyle açıktan bir satış yapmazlar. Bence yapmazlar. Oracle da bence yapmamıştır. Ama tabii ki bu şirketlerin elinde bu kadar çok bilgi olması da iyi bir şey değil. Kesinlikle. Bu da ayrı, işin ayrı bir şeyi noktası. Fakat mahkeme ne karar verecek? Yani bu verileri nasıl sildirecekler Oracle'a? Çünkü Oracle'ın nihayetinde bu verileri elinde tutması gereken bir servis sunmuyor bana. Öyle ya. Şimdi banka senin adresini biliyor. Niye? Sana kredi veriyor. İcraya gelmesi lazım gerekiyorsa. Yani yeni kart, yeni kart göndermesi lazım filan filan. Oracle'da niye benim bu bilgilerim var kısmı şey. Orada herhalde... Ya burada nelerde işleniyor. Nelerde işlendi. Orada herhalde Oracle iyi bir ceza yer büyük bir ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Onu da göreceğiz. Bir diğer yandan bu haftanın en çok konuşulan şeylerinden biri de bu E-Devlet'te açılan isim değişikliğiydi. İlk de hani isim soy isim şeyi olarak başvurunun en fazla Fatih Terim olarak yapıldığı da bir söylendi. İnsanların direkt denediği. Nasıl yani insanların kendi ismini Fatih Terim olarak mı değiştirmek evet istiyorlar? Evet yani adını Fatih soyadını Terim olarak en çok yapılan başvuru da böyle olmuş. Umarım şöyle de bir durum var. Tabii ki siz hani benim şu an işte Aydoğan Aykırat. Çok trajikomik bir şey ya. Bir de dizi ismi. Ya tabii tabii çok farklı şeyler yapanlar da var. Hani işin goygoyuna da yapan vardı. Ama burada tabii ki siz o değişikliği istediğinizde hemen onaylanacak diye bir şey yok. Sizin bağlı olduğunuz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü buna şey yapıyor. Ve bunun açılmasının sebebi aslında işte ilk yapıldığı dönemde hatalı yazılan ya da size verilen isim komik vesaire farklı şeyler yapıyorsa bunu düzeltmek için olabilir. Bu başvuruyu kolaylaştırmış oldular. Burada da ortaya çıkan detaylara göre bugüne kadar 134.818 kişi adını, 298.672 kişi ise soyadını değiştirmek için başvurmuş. En çok değişiklik yapılan şehir 80.000'e yakın değişiklik ile İstanbul'muş. Ankara, Diyarbakır, Adana ve Bursa takip etmiş. En çok değiştirilmesi istenen isimler arasında Yunis, Mehmet ama H'siz yazılmış olan Mehmet, Rabiye, Hava, Tekve ile Esme, Ümit, Ü ile yazılmış hali, Sümeyya, Firdes, Firdes diye yazılan hali, Perişan, Saadet, o da Sadet diye yazılan isimler olmuş. Soyadda Coşkun, Uğuz, İşik, Kinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turhut ve Kahraman soyadları. İşte buradaki hataların düzeltilmesi olarak sıralanmış. Ya şimdi insanların hataları kolayca düzeltebilmelerini sağlamak güzel bir opsiyon tabii ki. Ama hani mesela ben hala şu sizin söylediğiniz Fatih Terim dizi oyuncusu filan hikayelerine aklım basmıyor. Bir insan onu niçin yapsın bilmiyorum. Benim bu konuyla ilgili bir anım var. Şöyle eskiden bizim nüfus cüzdanlarımız defter gibiydi böyle sayfa sayfaydı. Herhalde hatırlamazsınız sizler diye tahmin ediyorum. Ben şeyde görmüştüm. Lisedeki müzede gördüm diye. Okay. Benim ilk nüfus cüzdanım öyleydi sayfa sayfaydı. Ve benim babamın adı, rahmetli babamın adı, Muzaffer. Benim nüfus cüzdanımda Muzaffer diye yazılmıştı. Ü üzerinde iki nokta değil, şapka böyle inceltme işareti falan gibi. Elle yazılıyordu bu veriler. Yazılmış en azından. Ben 72 doğumluyum o zaman. Benim ilkokulu bitirinceye kadar bu hiç sorun olmadı. Anadolu Lisesi sınavları vardı o zaman. Sınavlara girdim çıktım falan hiç sorun olmadı. Diplomamızı alacağımız zaman bu bir sorun oldu. Çünkü diplomam benim Muzaffer olarak düzenlenmişti ve benim kimliğimde U'nun üzerinde inceltme işareti var diye diplomayı bana teslim etmek istemediler, vermek istemediler filan. Ve dediler ki gidin şeyinizi değiştirin, nüfus cüzdanınızı değiştirin. Okey tamam değiştirelim. Nüfus müdürlüğüne gittik. Nüfus müdürlüğündeki yetkili olan beyefendi, yaşlı bir amca, dava açın dedi. Babam dedi ki, babam da devlet memuru olduğu için, ya dedi dava açmaya göre benim kimliğimde Muzaffer yazıyor. Yani benim hani kaynakta bir sorun yok, bu yazılırken bir hata var. Hayır dava açın dedi. Babam da böyle halis mulis filan bir adam olmasına rağmen niyeyse inadı tuttu. Açmadı dava. Ve ben diplomamı alamadım. Ortaokula kayıt aşamasına geldiğimiz noktada benim hala diplomam yoktu. 3 ay geçti üstünden, 4 ay geçti. Onlar diyorlar ki kimliğini değiştir. Bu diyor ki dava açın. Babam diyor ki dava açmayacağım filan gibi bir hikaye.
Her neyse, ben bir şekilde diplomamı aldım. Okula kaydımı yaptırdım, ortaokula. Bu sırada hiç kimse o aksanı dert etmedi kendisine. Zaten dedim ya, hayatım boyunca ilk kez o aşamada dert oldu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti o defter gibi olan şeylerden, nüfus cüzdanlarından tek sayfa olanlara geçmeye karar verdi. Ben de nüfus müdürlüğüne gittim. Defter gibi olanı verdim. Fotoğraf verdim. Sorgusuz sualsiz bana üzerinde Muzaffer yazanı verdiler. Mavi kartı. Mavi kartı, mavi kimliği verdiler. Yani demem o ki, hani sen dedin ya, işte seçecekleri isimle nüfus müdürlüğü tarafından onaylanacak filan filan. Geçmişti bazı insanlar, eminim kendisi de kendi mesleğinin gereklerini yapmaya çalışmıştır. Ama anlamsız böyle zorluklar çıkartabiliyordu insanları. O yüzden bu hikayenin ne devlet üstünden yapılabiliyor olması o şey iyi bir şey. O şey zorunluluğu kalkmış oluyor galiba anladığım kadarıyla. Mahkeme açma, dava çünkü soyadını özellikle değiştirmek istiyorsan kalkmış oluyor. Şey durum oluyordu. Şimdi burada insanların işlerini kolaylaştırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak tabii ki güzel bir şey. Ama gelecekte bunun bir soruna neden olup olmayacağının da araştırmasının çok iyi yapılmış olması gerekiyor. Zaten şu anda hani en çok yapılan eleştirilerden biri de birazcık onunla alakalı. Son dönemde işte Suriye'den, Afganistan'dan gelen ve burada oturma izni alan, daha sonrasında artık vatandaşlık da alan insanların Türk isim soy isim alarak birazcık da hani hem o sorundan hem de kamufle olmak için böyle bir tercih yapabilecekleri söyleniyor. Bir de yakın zamanda şey olduğu için, seçim olduğu için işte seçim listelerinde çok fazla yabancı uyruklu isim görüldüğünde tepkiye yol açmasının da böylece kolayca önlenebileceği de söylenen şeylerden biri ki mantıklı da bir söylem tabii ki. Mümkündür, olur böyle şeyler. Yani uygulamada ne olacağına bakmak lazım diyelim. Ezan başladı, ezandan sonra devam edelim. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Xiaomi kanadında da yeni bir alt seri geleceği. Biliyorsunuz şu anda aslında en büyük alt serilerinden biri Poco. Ama bunun yanı sıra giriş ve orta seviyeye odaklanacağı, fiyat performans dengesini gözeteceği yeni bir seri gelecek. İşte Redmi, Poco ve Black Shark'tan sonra. Şu anda ismi belli değil ama MIUI arayüzü yerine stock Android kullanacağı, aslında bir Android One projesinin yenilenmiş hali gibi düşünülebilecek bir durum görünüyor. İlk gelen raporlara göre Snapdragon 765'i kullanacak ve etiketi de $185 ile $315 arasında değişeceği söyleniyor. Üretim için Hindistan'daki fabrika gösterilmiş. Ve cihazların 3 büyük Android güncellemesini baştan alacağı söyleniyor. Burada ben Hindistan'ı duyunca, belki bir de uygun fiyatlı telefon falan denilince, Türkiye'deki Salcom'la kurulan fabrikanın da devreye girme ihtimali. Şimdi Poco da ilk önce Hindistan'a özel şey yapılmıştı, düşünülmüştü. Amaç neydi? Realme'nin önünü kessindi evet. Poco. Poco tüm dünyada Realme'den daha büyük bir marka haline geldi bence. Black Shark tam Poco ve Redmi gibi değil. Çünkü Black Shark evet bir Xiaomi markası. Ama Xiaomi'nin tek başına yönettiği bir iş değil benim bildiğim kadarıyla o. Yani bütün söz hakkı Xiaomi'de olan bir iş değil o. Burada biraz garip bir hikaye var. Zaten eğer Xiaomi'nin web sitelerinde dipnotları falan okursanız orada da Black Shark'ın üstünde bir yıldız ve aşağıda açıklama olduğunu falan görüyorsunuz genellikle. O yüzden o şey değil. Ama benim burada merak ettiğim şey, bunlar yakın zamanda Hindistan'da çivi diye bir şey çıkarmamışlar mıydı yine? Evet, aslında vardı da belki onu mu markalaştıracaklar hani modeli, yani zaten ya da yeni bir isim o da buna, bu segmente yönelik filan bir cihaz değil, o yüzden anlamadım. Belki de senin söylediğin gibi kalkıp diyecekler ki artık çivi bir seviye değil, artık çivi bir marka. Ya da bambaşka bir marka çıkartabilirler. Hani bunu şey olarak göreceğiz ya da belki şey olabilir mi diye düşünüyorum. Redmi'yi ayırıp marka haline getirirler. Sanmıyorum öyle. Çünkü şey son dönemde mesela Xiaomi Redmi demiyorlar. Hep Redmi diyorlar. Ama Redmi de bu kategoriye çok fazla uymuyor. Artık iyi cihazları aynı da var yani. İşte Note serisi falan. Ben bu $185 $315 arası olacak cihazların Türkiye için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de stok Android olursa Türkiye'dekiler sever. Niyeyse öyle bir algı var bizde. Yani bir diğer yandan tabii bu Google'ın çalışma ihtimalleri, yani çalışıyoruz demesinin de etkisiyle bir anda işte Google'ın da ya da bu Xiaomi'nin yeni markasının da geldiğini görürsek, en azından işte stok Android sevenler için güzel bir avantaj olabilir. Çünkü stok Android kullanmasının avantajı hem hani uzun süre güncelleme alıyor, hem
kısa sürede alıyor. Her ne kadar Android One'da onu çok beceremedi Google ama burada Xiaomi kendi şeyini mi alacak ya da yine Google'la beraber çalışıyoruz mu diyecek, onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama büyük ihtimalle ya sene başında ya sene sonunda bununla alakalı net bilgileri de görürüz diyelim. Ülkemizdeki haberlere geldiğimizde biliyorsunuz artık bu yenilenmiş telefon satışı fazlasıyla yapılmaya devam ediyor ve anladığım kadarıyla hani hem çevreden duyduğum hem işte kendi mağazaları olmasıyla bu işi şu anda en montanlı yapan firma da EasyCep. EasyCep içinde Turkcell'in yeni kurduğu Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından EasyCep'e bir yatırım aktarıldı ki Turkcell'in de aslında kendi hali hazırda şey lisansı var. Yenilenmiş telefon satma lisansı varken böyle bir detay ortaya çıktı. EasyCep'e yatırım yapmış oldu ama sadece oraya değil, bir diğer yandan bu yatırımlar silsilesinde bilişim güvenliği için faaliyet gösteren Barikat Siber Güvenlik ve yine dijital güvenlik ve şifreleme teknolojileri tarafında çalışan ProSen'e de bir yatırım yapıldı. Ama şu anda bu yatırımın hani kaç fiyat olarak miktarı belli değil. Ama en azından bir EasyCep'e yatırım yapmış olması bir o ikinci el telefon satışlarında ya da yenilenmiş telefon satışlarında ileride bir birliktelik olur mu vesaire gibi de bir şey ortaya çıkartıyor. Olmaz çünkü şöyle, yatırım yapan Turkcell değil. Turkcell'in girişim sermayesi yatırım fonu yatırım yapıyor. Dünyanın her yerinde girişim sermayesi yatırım fonları gelecek vadeden şirketlere yatırım yaparlar. Bir nevi bir kripto para alıp 100 yapmasını ve 100x yapmasını beklemek gibi bir süre sonra da çıkarlar o işten. Yani hani bu günümüzün işte bu yatırımcılık, inovasyon filan gibi terimlerinin aslında 20. yüzyılın başından beri uygulanan halidir bu. Türkiye'de de çok büyük yatırım sermayesi grupları vardır. Mesela İş Bankası'nın da var. Hı hı. Başka kurumların da bankaların var. Çoğunluğu yani yatırım açıdır. Yapan Turkcell değil. Yatırım yapan Turkcell'in yani bu fonlar nasıl oluşuyorlar? Şirketlerin çok fazla paraları vardır. Yapacak yatırımları da kalmamıştır çok fazla. Böyle işler yatırıyor. Mesela Intel'de, Intel'in yatırım fonu da Xiaomi'ye yatırım yapmıştır mesela. Buradan yola çıkarak Intel ile Xiaomi'nin ortak olduğunu falan söylemek mümkün değildir. Gerçi doğru. Genellikle bu yatırımları yapan kurumlar verilen paraya bağlı olarak zaten şirketin yönetimini etki etmezler. Yani bir can suyu parası verilir. Ve şirketin kendi kendine büyümesi beklenir. Yaptıkları yatırım karlı bir hale geldiği zaman, eklenilen hedefe ulaştığı zaman çıkılır, kalınmaz orada. EasyCep şöyle önemli. EasyCep zaten benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar bir tane yabancı yatırım almıştı galiba. Eğer bu doğru hatırlıyorsam EasyCep'in ikinci yatırımı. Barikat ise Ankara'da çok bilinen bir şirket. Yani kamunun güvenlikli anlamındaki birçok ihtiyacını karşılayan bir şirket. İsmi Barikat. De çok güzel seçmişler bu arada. Benim Ankara'da katıldığım o zamanki başbakan olan neydi adamın adı? Eski Ulaştırma Bakanımız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıydı. Aa, gelmedi adı aklıma. Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir tane güvenlikle ilgili seminer mi diyeyim, toplantı mı diyeyim, workshop mu diyeyim ne, onun da sponsorlarından bir tanesi Barikat'tı. Barikat çok biliniyor. ProSen'i ise ilk kez duydum. Yani Turkcell karlı bir şirket, bunu biliyoruz. Zaten Turkcell'in biliyorsun kar payı dağıtıp dağıtmaması bile olay oluyor. Fazla parayla yatırım yapıyor. Güzel yerlere de yatırım yapmışlar. İnşallah karşılığını da alırlar. Bu yatırım yaptıkları şirketlerin büyümelerine de ivme kazandırır inşallah Turkcell'in yatırımı. Diyelim ve geçen haftanın en önemli konularından bir tanesi olan Havvita'ya geçelim, değil mi? Evet. Yani ne bu Havvita? Bir hafta içerisinde olup biten bir şey oldu. Bir anda Havvita diye bir şey ortaya çıktı. Havvita da aslında sokaktaki başıboş köpeklerin konumlarını insanların gösterdikleri şeydi ve anladığım kadarıyla aslında Havvita'nın ilk baştaki gösterilen amacı başıboş dolaşan köpekleri gösterilmesi, siz de bir yere giderken hani korkuyorsanız ediyorsanız oradan geçmeyin diye, ama bu bir anda şeye döndü. Yani aslında fişleme sistemine döndü ve o başıboş köpeklerin Havrita'da işaretlenen noktalardaki köpeklerin bir anda zehirlendiğini, vurulduğunu, işte asıldığını falan görmeye başladık. Ve tabii ki bu hem hayvan hakları savunucularının hem de aslında tam bir kendi kafamdaki genel tabirle vicdanı olan insanların tepkisini çekmeye başladı.
Ve bununla alakalı da hemen sosyal medyada ayyuka çıkmaya başladı. Gerçekten hani plan da bence işin içinde birazcık buymuş gibi de geliyor yani. Daha sonrasında... Hani iki değil sanki, ikinci amaç mı? Evet, hani en azından... Peki haritayı geliştirenler bir açıklama yapmadılar mı? Yok, zaten aynı açık kaynak kodlu bir harita üzerinden herkesin noktaya, yani kolayca açılan bir aslında sistemdi. Aslında pinlemek çok kolay yani. Bu şekilde açıldı. Daha sonrasında zaten hani bir anda bir karşılıklı şeyler oldu. Bunu destekleyenler de çok fazla var. Evet, hani başıboş dolaşmasınlar diye. Ama bununla alakalı çözüm tabii ki o başıboş hayvanları gidip öldürmek, zehirlemek vesaire diye. O hayvanların en önde gideni zaten. Yani onun konuşulacak bir yok ama Türkiye'de bir sokak hayvanı sorunu, gerçeği nasıl isimlendirirsen neysen var. Ve bunlardan korkanlar da var. Engelleyemezsin bunu. Ama bazı insanların bunlardan korkuyor olması bu hayvanların öldürülmesine, eziyet edilmesine falan gerekçe de değil. Ayrıca bu hayvanların saldırıları da var. Bunu unutmamak lazım. Tamam, hayvan durduk yere saldırmıyordur. Mutlaka başka bir nedeni vardır da işte bir insan hayatı tehlikeye girdiği zaman o başka neden de çok fazla dikkate alınmıyor. Şimdi burada İşte Havrita'yla, hayvan hakları savunucularıyla, hayvan severlerle filan değil, hükümetin bir yol alması lazım. Mesela meclisten yıllardan beri çıkmayan bir kanun var. Bir türlü yapılmıyor mesela. Bazı işler çok kolay yapılırken, elektronik ticaret siteleri kendi aralarında birleşip iadeyi kaldıralım hikayesi yaptıkları zaman bu iş çok kolay yapılıyor. Ama niyeyse hayvanların yaşam haklarıyla ilgili gerekli düzenleme yapılmıyor, yapıldığı kadar kısmı da takip edilmiyor gibi bir şey var, sorun var. Bizim ülke olarak bu sokak hayvanlarının belediyelerin toplama merkezleriyle çözemeyeceğimizi şey yapmamız gerekiyor, kabullenmemiz gerekiyor artık. Ayrıca şöyle bir hikaye var. Pet shoplarda satılan hayvanların ne olduklarını takip etmiyoruz. Yani iki gün sonra sokağa atılıp atılmadıklarını, terk edilip edilmediklerini takip etmiyoruz. Onunla alakalı şimdi bir şey var. En azından mantıklı denebilecek bir düzenleme var. Sene başına kadar işte sahiplendiğiniz hayvanları çip takılması gerekiyor. Ben de Adolf'e de Luna'ya da çip taktık. Burada şey de var. Sen habersiz bir şekilde işte başka birine verdiğini vesaire falan filan devlete bildirmezsen şey üzerinden, galiba veteriner üzerinden de yapıyorsun. Bu sefer sana 20 bin lira gibi bir para cezası geliyor. Yani sokağa attığın ortaya çıkarsa o çip üzerinde. Okay. Şimdi 2022 yılının ne zaman uygulamaya son tarih bu? Galiba sonu? Sene sonuna kadar, evet. 1 Ocak 2023'te uygulamaya girecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani hala yok aslında ortalıkta. Evet. Süre tanımlıyız. Olsa da çok geç. Şimdi bu 1 Ocak'ta uygulamaya girdiyorsa hangi oranda takip edileceği filan konusunda da herhalde kafasında soru işareti olan tek insan ben değilim diyor büyük bir ihtimal. O yüzden Türkiye'nin, Türk halkının, Türk hükümetinin, kamu yönetiminin, belediyelerin, herkesin bir sokak hayvanları sorunuyla yüzleşmesi gerekiyor. Ve bunun nasıl çözüleceği ile ilgili başka bir derdimiz var. Şimdi yeni sokak hayvanları üretmemek ayrı bir hikaye. Sokaktaki hali hazırdaki hayvanları ne yapacağımız ayrı bir hikaye. Senin bu söylediğin yeni hayvanların üretilmemesi için. Yani nedir? Alınıp sokağa bırakılmaması için. Bizim öyle yazlık beldelerimiz var ki sokak hayvanıyla kaynıyor. Eylül ayında git, insanlar yazlıktan dönerken köpeklerini orada bırakıyorlar. Ya da mesela Türkiye'de şöyle bir gerçeklik var. Yani birisi sevgilisine köpek alıyor. Sonra bunların sevgililiği bitiyor. Köpek sahipsiz kalıyor filan gibi hikayeler var. Yani buradaki sorun tek bir tane değil. O yüzden mücadele şeklinin de bir tane olması mümkün değil. Mesela bu senin söyleyeceğinin topyekun bir çözüm getirme ihtimali yok. Uygulansa bile yok. İyi bir iş. İnşallah uygulanır. İnşallah o cezalar böyle filan da. Sokakta hali hazırda yaşayanlar var. Bak mesela şurada bizim baktığımız bir kedi var. Biz niye bakıyoruz bu kediye? Bu kedi bizim bakmamızı seçtiği için biz bakıyoruz. Sahipsiz filan. Bir sokak hayvanı bu da. Bunlar ne olacak? Derdimiz de var. Şimdi konuştuğumuz hikayeye gelirsek, hani bu işte haritada pinli, sen başkası gelsin öldürsün. Hayvan oğlu hayvanların en önde gideni bu. Yani bu cinayet, katillik, bunun evet. Şey yapılacak onunla bir hikayesi yok. Onunla alakalı da daha doğru düzgün bir şey. Şimdi burada bu haritayı, uygulamayı, harita uygulamasını yapanlar, eğer derlerse ki bizim amacımız bu değildi, niyet neydi, akıbet ne oldu ya bakmak lazım. Yani senin uygulaman aracılığıyla hayvanlar acı çekti mi? Çekti, öldürüldü mü? Öldürüldü.
E tabii ki yasaklanacak yani. Hani bu çok normal zaten bir hikaye. Zaten o da konumuz keşke, da oydu. Keşke bu hayvancağız da öldürülmeden filan önce yasaklansaydı bu hikaye. Keşke benim de böyle bir uygulama olduğundan haberim olsaydı. Ben de gitseydim Maslak'taki Huawei Türkiye'de çalışan bir tane ağrılı it var. Ben de onu şey yapsaydım, etiketleseydim keşke. Onun fotoğrafını koyarak etiketleme yapsaydım. Belki Huawei yönetimi de o itle ilgili bir şey alırdı. Ne derler? Önlem alırdı. O itin şu anda koruyucusu var. O yüzden o ite çok fazla şey yapmıyorum. Ne derler? Dokunmuyorum. Ama elbet o it de, o iki ayaklı it de koruyucusuz kalacak bir gün. Burada önemli olan şey dört ayaklı hayvanlar değil. Önemli olan şey iki ayaklı itler. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Dört ayaklılara sahip çıkıldığı gibi iki ayaklılara da sahip çıkıldığı zaman başka sorunlar çıkıyor karşımıza. İki ayaklı olan itlere sahip çıkmamak lazım. O yüzden mesela buradan Kaan'a da diyelim ki mesela Kaan da bu Harvita ile ilgili açıklamalar yaptı, eleştirmişlerdi o da, adamı. Şey yaptı yani, hem eleştirdi hem de işaretlenen yerlere gitti mama, besledi, mama koydu. Olarak. Ama Kaan da iki ayaklı olan itleri beslemesin. Çünkü iki ayaklı olan itlerin yaptığı bazı ahlaksızlıklar var, bazı terbiyesizlikler var, bazı puştluklar var. Bunları görmemezlikten gelmemek lazım. Mesela bence Huawei Türkiye'ye de Kaan'a da yakışan şey o iki ayaklı itten bir an önce kurtulmak olması lazım. Kaan onu çantası gibi yanında her gittiği yere taşımak zorunda değil. Hani ağaç yaşken eğilir, yılanın başına küçükken ezeceksin falan gibi şeyler var ya. O yüzden dört ayaklı hayvanlara tabii ki zulmedilmesin. Ama iki ayaklı itlerin de it oldukları bilinsin ve ona göre davranılsın diyelim. Böyle bir çok mantıklı sosyal mesajın içine ben de kendi mesajımı sıkıştırmış olayım. Eğer Huawei'den birileri bu videoyu izliyorsa inşallah gerekli önlemi alırlar. İzlemiyorlarsa da izleyenler Huawei'den birilerinin bu videoyu izlemesini sağlarlarsa en azından iki ayaklı itlerden duyduğumuz rahatsızlığı bir kez daha dile getirmiş oluruz. Ve geçen hafta konuştuğumuz Apple hikayesi de resmi tarihi geldi. 7 Eylül'de. Yani Bloomberg'daki herifin açıkladığı evet. Tarihte geldi. Yani yine doğru herif çıktı. Bir kez daha bildi. Bir kez daha bildi de bir kez daha içeriden aldığı bilgi doğru çıktı aynen. Herifin. 7 Eylül'de Türkiye saatiyle 8'de lansmanı yapılacak. Ve tabii ki yine Cupertino'daki Apple Park'taki Steve Jobs Theater'da sunumlar eşliğinde göreceğiz. Tabii ki telefonlar geliyor. Söylediğimiz gibi mini artık yok. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone kesin 14 Pro, iPhone 14 artık bu da netlenebilir yani. Bir diğer yandan tabii ki yeni saat işte Apple Watch'un Pro versiyonu, yeni iPad vesaire gibi şeyler de olacak. Birkaç sürpriz de olacağı söyleniyor. Ama bizim daha önce yaptığımız ya da daha doğrusu benim daha önce yaptığım iPhone videosundaki söylediğim gibi bir periskop lensin de olabileceği davetteki şeyden mesela bana bir öyle bir şey verdi. Hani son dönemde zaten o üç boyutlu hikayeden bahsediyorsun. Evet, James Webb yok aslında direkt fotoğrafın kendisiyle. O Apple logosu böyle yıldızlar arasına sıkıştırılmış gibi. Ve şu son dönemde işte James Webb vesaire paylaştığı fotoğraflara benziyor. Ben de buradan artık o Samsung'un işte Huawei'nin yaptığı Space Zoom hikayesine yakın bir değeri de galiba artık dünyanın her yerindeki iPhone kullanıcıları da dolunay fotoğrafı paylaşacaklar evet. Diyorsun değil mi? Sosyal medyada yeterince dolunay fotoğrafı görmüyorduk. Daha çoğunu göreceğiz. Gerçi daha yeni geçti şey. Kızılay muhabbeti. Yok Kızılay değil ne diye geçiyordu adını unuttum. Mavi ay. Yok bu kırmızı bir şey diye geçen bir dönem vardı. Yine kızıla çalıyor aslında şey. O dönemlerde artık evet herkes rahat rahat paylaşım yapabilecek gibi. Fiyat bazındaki güncellemeleri falan filan da bundan tam işte 2 hafta mı kaldı? Yaklaşık 1,5 hafta sonra görmüş olacağız. Onu da belirtmiş olalım. Son haberden bir önceki haberimize geldiğimizde ise 6 ayda 6000 kuralına değineceğiz. Bu muhabbeti zaten neredeyse 2 haftadır konuşuyoruz. Aslında bütün Türkiye konuşuyor ama şimdi en azından ceza kısmı da... Ben ceza oldu. Var mı diye burada yayında mı sordum geçen hafta yoksa içeride biz konuşurken... İçeride. İçeride mi koydum? Yani kanun var da bu kanun uymayanın cezası yok
diyordum geçen hafta. Bu hafta ceza da şimdi geldi. Hepsi otur. Hatta aslında resmi bir şey de yok da Emre Özpeynirci'nin özel haberine göre bunlar ortaya çıktı ama ben bunu gördüğümde bir güldüm bu arada. Çünkü ortaya çıkan şeyde bu arada ben 6 ay ya da 6 bin diye biliyordum. O birleşikmiş. Yani 6 ay geçmesi lazım. 6 bin kilometreyi de geçmesi lazım. Ya da değilmiş. V'ymiş öyle mi? Aynen. Okay, yani tamam. Sen 6 ay geçti. Ben de ya da diye biliyordum. Araba 0 kilometrede olmuyor. 6 bini geçmesi lazım ya da 6 bin kilometreyi geçti. Araba 3 aylık. 6 ay ya 3 ay daha geçmesi lazım. Ama alım satım işi yapan şirket düzenlemeye aykırı bir şekilde bu kriterlere uymadan ceza alırsa 8400 lira ceza alıyormuş. Yani aslında araba fiyatlarında oluşan köpüğe bakarsak hiçbir şey değil. Evet. Yetkili satıcılarda bu gerçekleşirse 5 katı ceza yani 42 bin liralık bir seviyeye kadar çıkabilecek. Ama dediğim gibi yani 8 bin lira farkı koy arabayı sat zaten yine alırlar yani. 8 bin lira gerçekten şu anda en ucuz arabanın sıfır arabanın 300 bin lira bandında olduğunu düşünürsek hiçbir şey, hiçbir şey değil. Dur bakalım zaten bu 6 ay 6 bin kilometre hikayesi nasıl bir etki doğuracak daha onu henüz görmedik çünkü hala piyasa bundan muaf bir şu an elindeki stoklarda. Şartı istiyorlarmış. Ne diyorlar ona? Bu arabaları şey yaptığımız adı onu unuttum. Ekspertiz raporu şartmış ve ekspertiz raporunun son 3 gün içerisinde alınmış olması gerekiyormuş. Satıştan önce yani kilometre değeri de işte ne kadar kullanıldığı işte ruhsattaki süre vesaire birçok detaylı bir ekspertiz raporu da isteniyormuş. Yani en azından iyi bir ekspertiz durumu varsa işte çünkü şu söylenti de çıktı özellikle otomobil haber sitelerinde. Buna önlem olarak iki tane önlem ortaya çıkmış. Bir tanesi nasıl şey düşürülüyorsa, kilometre düşürülüyorsa benim de söylediğim gibi yükseltmek ve sonra bunu tekrar gidip düşürmek. Sadece geçiş olsun diye. Bir diğer yandan özellikle korsan taksi firmaları da var hani. Firmalaşanlar da var gerçekten bireysel yapmak yerine. Firmalarla anlaşıp verin siz biz 6000 kilometreyi hızlıca yaparız size geri iade ederiz. Okey arabayı 6000'e getiriyorlar yani. Yani. Belli bir ücret karşılığında hani hem onlar o sırada filoyu genişletmiş yenilemiş oluyor geçici süreliğini hem de 6000 yapmış bu oluyor. Bu çok şey bir şey ne derler tilki bir şey. Ya zaten illaki bu da ne yapılırsa yapılsa çözülecek bir hikaye olacaktı. Böyle bir çözüm olmuş hani onlar da diyecek ki verin 6 ay boyunca kullanalım ya da 6000 yapalım sizi iade edelim gibi bir durum olacak. Böyle bir söylenti de çıkmaya başladı ama bakalım bir şekilde düzeltecekler gibi görünüyor. Böyle de bir şey var. Resmi şey çıkarsa da bu fiyatlarda saçma bir fiyatlarla görmüş olacağız. Ha belki şey olabilir. Emre Özpeynirci'nin, peynirci doğru söylemişim. Haberiyle bir kamuoyu yoklaması da olabilir. 8000'e tepki gelecek mi gelmeyecek mi diye. Böyle bir durum var diyelim ve son dakika olarak gelen son haberimize geçelim. Hayır, biz Cuma raporunu yaparken geldi bu haber. Evet. Bugün gelen bültenle beraber ZTE Blade V30 Vita ile aslında giriş seviyesi denebilecek bir modeliyle yeniden Türkiye'de satışa başlıyor. Şimdi bu yeniden olduğunu biz biliyoruz da bu bülteni yazanlar bilmiyorlar galiba yeniden olduğunu. Çünkü şey diyorlar yaşamak lazım sloganıyla, hashtag yaşamak lazım sloganıyla Türkiye pazarına giriyor, Türkiye'de fark yaşatacak filan diyorlar. Şöyle de bir detay varmış bu arada. Şimdi Instagram sayfasındaki detayda, bültende yazıyor muydu, yazmıyor muydu görmedim. 5G'nin dünyadaki kurucu öncülerinden %100 Türkiye üretimi bir telefon vurgusu da var. Instagram'daki paylaşımda. Şimdi ZTE yakın zamanda biliyorsun Türkiye'de muazzam bir satın alma yaptı. Yakın zaman dediğim son 5 yıl içinde. Ve ben bununla ilgili köşe yazısı yazdım. ZTE Türkiye'de cep telefonu üretecek varmış mi? Varmış bu arada. He? Bültende de geçiyormuş. Türkiye'de ürettiğimiz bir modelle yer almanın gururunu yaşıyoruz demiş. ZTE Türkiye Genel Müdürü Mr. Lu Xinbo. Ben bununla ilgili köşe yazısı da yazdım. O zamanki yöneticilere Türkiye'de cep telefonu üretmek gibi bir niyetiniz var mı falan diye de sordum. Hep reddedildi, yalanlandı. Demek ki olması gereken oluyor. İnşallah bu şey diyor. Bir yere fason ürettirmektense kendi fabrikalarında yani ZTE Türkiye'de bir fabrika kurup üretiyordur.
Ancak yine bu bültende sorunlu olan başka bir şey var. Bilet V30 Vita yüksek performansa uygun fiyata sunacak diyor ara başlıkta. Ama fiyat yazmıyor. Ben fiyatı göremiyorum şey olarak. Evet, ZTE büyük bir marka. Hatta şu anda bile Türkiye'deki pazarda önemli bir payı vardır. ZTE markasıyla değil, Turkcell için, Vodafone için, Türk Telekom için, yani Avea için ya da şimdiki Türk Telekom için ürettiği şeylerle, cihazlarla. Ayrıca ZTE Türkiye'de vardı. Eskiden bizim kanalda da bir iki tane Axon modelinin incelemesi mutlaka vardır. Arkadaşlar ararlarsa bulurlar. Tekrar Türkiye'ye gelmiş olması tabii ki çok güzel. Fakat data gate distribütörlüğünde diye de bir bilgi var. Yani evet. Türkiye'de üretilen telefon data gate dağıtıcılığı olarak herhalde Türkiye'ye dağıtılacak. Yani data gate dağıtacak güçlü herhalde. Güçlü dağıtım ağrıyla, evet. Okay, yani ithalatçı olmayacak ama beklentimiz tabii ki şudur. ZTE'nin çok kuvvetli modelleri de var. ZTE ses teknolojileri konusunda muazzam atılımlar, yani cep telefonlarındaki ses teknolojileri konusunda muazzam atılımlar yapmış bir şirket. Umarız bizi ithal telefonlarından da getirirler eskiden olduğu gibi. Ve umarız Türkiye pazarında çok rekabetçi fiyatlarla faaliyet gösterirler. Biz de bu beyefendilerle şey yapalım, ne derler, kontak kuralım ve inceleme telefonu olup olmadığını bir soralım bakalım. Tabii ki. Biz de ZTE Blade V30 Vita'yı eğer tedarik ederlerse kanalda yer vermek isteriz şey olarak. Hem de böylece tekrardan bir hoş geldin demiş oluruz şeye, yani ZTE'ye. Şu anda tabii dediğim gibi giriş seviyesi bir telefondan bahsediyoruz. Zaten Temmuz ayında geçtiğimiz ay tanıtıldı. İlk Hindistan'da zaten çıkmış bu V30 serisi. Ama şeyin V30 Blade'in fiyatı açıklanmamış ilk çıktığı dönemde. Hindistan'da da mı açıklamamış? Evet, yani ilk lansmanda V30'u tanıtmışlar. V30 Vita'yı şey değil. 6,82 inçlik IPS LCD HD bir ekranı var. Android 11 ile beraber geliyor. İşlemci adı mesela GSM Elena'da yazılmamış. Sadece 8 çekirdekli 1,6 GHz'de çalışan bir işlemci olduğu belli. 8.9 mm inceliğinde, 210 gram ağırlığında, çift SIM kart desteği var. 48 megapiksel ana, 5 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü. Ön tarafta 8 megapiksellik bir sensörümüz var. 3 GB RAM, 128 GB depolama ve microSD kart desteği mevcut. 3,5 mm'lik jack'ı var. 5000 mAh'de bataryası olduğunu söyleyelim. Şarj değeri şu anda yazmıyor o durumda. Ama ürün yani, işte dediğimiz gibi açıkladığı, gelirse. Söylediğin verilerden gördüğümüz kadarıyla giriş seviyesinin girişine odaklanan değil mi? Başlangıç seviyesine odaklanan. İşlemcisinin de yazmıyor olması korkutucu bir anlamda da. Bakalım eğer gelirse. Bu modelimiz ile genç yaşam tarzını ve güçlü bir performansı rekabetçi bir fiyatla sunacağız diye bir. Umarız şey öyle olur. Yani. Umarız her şey gönüllerince olsun. Biz isteriz Türkiye'deki her yeni markaya açığız en nihayet. Hep diyoruz ya rekabet artsın yeter ki diye. Kesinlikle. Hoş gelmişler. Çok gelsinler. Bizim isteğimiz o olur. Yani bir model olmasın. Onlarca model olsun. Giyilebilir ürünler de galiba ilerleyen dönemde şeyde olacak. Hani Türkiye pazarında. Bunu olacak. Instagram'daki paylaşımlarından mı anlıyorsun? Galiba şeyde görmüştüm. Bültende görmüştüm. Şu an o cümleyi bulamadım. Okey, tamam. 221. Cuma raporunu aslında kapattık. ZTE bonus haberimizde. Evet. Onlara da hoş geldiniz diyoruz tabii ki. Biraz önce söylediğimiz gibi. 222. Cuma raporu bakalım bize hangi sürprizlerle gelecek? Aydoğanlı mı? Aydoğansız mı? Ersinli mi? Ersinsiz mi? Nasıl olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Önümüzdeki hafta Akkoyun Karakoyun çıkar ortaya. Bakarız duruma göre. 222. Cuma raporunda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.